Fidan'ın uçağı kaçtaydı? İnmiş midir artık? Ay, ay, ay. Ay yarabbim. Sana diyorum Necla'nın uçağı... Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Sonunda aklın başına geldi değil mi? Evet. Buraya geleceğime bir otele gitmediğime pişman oldum. Ne oteli Fikret, saçmalama. Anne lütfen. Sakın bana engel olmaya kalkma. Ancak evine dönersen çıkarsın bu kapıdan. Yoksa bir yere bırakmam. Neden? Her fırsatta size fazla geldiğimi hatırlatıp başıma kalkmak için mi? Bak şimdi. Fikret. Öyle otele falan gidersen işin şekli değişir kızım. Bizde kalman başka, otel başka. Olur mu hiç? İş büyür, dallanır, budaklanır. Barışacağınız varsa da barışamazsınız evladım, yapma. Barışmayacağımı daha kaç defa söyleyeceğim sana? Böyle gidersen baban ne der? Çıldırır adam. Sonra arar söylerim, o beni anlar. Fikret yapma, bir kriz daha yaratma. Kızım yapma, ay delireceğim şimdi. Hah, işte baban geldi, dur. Anlarmış. Çok anlar. O senin hakkından şimdi gelir. Al işte. Bir patırdı daha kopacak şimdi. Allah'ım sen bana kuvvet ver ya Rabbim. Merhaba. Ah canım sen miydin? Buyur buyur gel. Gel. Ne o? Hasta mısın? Aa. Fikret, sen de mi buradasın? Hoş geldin. Ne oldu ayol, hayrola? Bizim hayırlı işimiz olur mu? Gel, çıkar. Sedef'e gidiyoruz da hafta sonu. Bir alas mı aldık diyeyim dedim. Ay kim bilir neyin üstüne geldim gene ha? Geç, anlatacağım canım, geç. Of, of. Emir ne oluyor? Salonda Türk bir adam var. Çok güzel bir kızla buluştu. Bakayım. Bakayım. Şu kumral, kısa saçlı olan. Kız da Türk mü? Güzel kız. Adam orta yaşın üstünde, kaba saba bir şey. Telefonda bir kadın canını okudu. Sonra bu kız geldi. Yüzü değişiverdi birden. Anında kibarlaştı sahtekar. Allah'tan kimse müşteriler hakkında söylediklerini anlamıyor. Şimdi de dil döküyor kıza. Artık niçin kandırmaya çalışıyorsa. Quattro numero. İnanın buraya gelmeden önce çok düşündüm Yaman Bey. Bana önerdiğiniz işin imkanları iyi ama... Bu benim gerçekten yapmak istediğim iş değil. Buraya gelirken bazı sözler vermiştim kendime. Kolay olmayacağını biliyordum. Ama yılmayacağım, başaracağım ben dedim. Ben kendi işimi yapmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Sizin teklifinizi kabul edersem bir süre sonra pişman olabilirim. O zaman ikimiz de vakit kaybetmiş oluruz. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim ama dosyanızı geri vermek zorundayım. Peki, tamam. Israr etmiyorum artık. Diğer adaylarla bir görüşeyim artık. Onların benden daha çok faydalı olacaklarına inanıyorum. Bu durumda öyle görünüyor. Sığacak mı? Başka var mı? Kurtarabildiğimizin hepsi bu kadar. Sığar o zaman. Gelme dedim sana. Yoruldum buraya kadar.
İyi ki geldim. Nasıl getirecektin bunları? Yok canım, koyardım bir taksiye. Şu halimize bak. Tam anlamıyla göçebe olduk. Alo. Canım nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben, çalışıyorum. Evde misin? Yok. Abimle dışarıdayız. Selam söyle. Söylerim. İşin nasıl gidiyor? İyi. Tapu dairesindeyim şimdi. Mal sahibini bekliyoruz. Gecikti biraz. Ne zaman döneceksin? Arsa hisseliymiş galiba. Pürüz çıkacak gibi görünüyor. İşin yarına kalacağı kesin. Ancak öbür gün yola çıkabileceğim. Tamam. Seni merak ettim ama abin yanındaymış. Rahatladım şimdi. Hadi öpüyorum hayatım. Tamam. Dikkat et kendine. Tamam, sen de. Kamyon hazır. Yüklemeye başlayalım mı? Paketlemeyi bitirin şimdi. Yükleme de nakliye de gece olacak. Arazide kontrol sağlansın şimdiden. Gece geçişinde bir aksilik olursa önce senin tepene binerim. Merak etmeyin. Hadi söyle şunlara sallanmasınlar. Hava kararır kararmaz harekete geçmemiz lazım. Bu gidişle akşama kadar bitiremeyecekler işi. Hadi elinizi çabuk tutun. Hadi. Tamam abi. Peki abi. Oğlum yeter lan uğraştın onunla. Bitirdim abi. Sağ ol. Sana da zahmet oldu çok. Keşke eşyalarını kurtarabilseydik. Kısmet işte. Hoşça kal. Güle güle. Geçmiş olsun abi. Güle güle. Hoşça kalın. Oğuz selam söyledi sana. Onunla mı konuştun? Hı hı. İşe gitti de yine şehir dışına. Aklı burada tabii. Senin ne olduğunu söyleyince içi rahatladı. Hı. Yalnız kalmak istemiyorum abi. Bu gece bende kalır mısın? Tamam, kalırım. Sağ ol. Niye bakılıyor saate? Kalkarsam kusura bakmazsınız değil mi? Kahve içelim kalkarsın. Geç kalıyorum. Söylerim hemen gelir. Yok gideyim ben. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Bir iki gün daha buradayım. Görüşürüz nasılsa. Görüşürüz. İyi günler. Sana da iyi çalışmalar. Yardımcı olayım. Aa, Türk müsünüz? Emir Şahin. Sedef. Memnun oldum. Ben de işaretinize anlam verememiştim. Ne oluyor dedim kendi kendime. O beyefendinin iş teklifini kabul etmediğinize sevindim. Göründüğü gibi biri değil çünkü. Eski patronum o benim. Çok iyi biridir. Bilemem. Benim gözüm pek tutmadı kendisini. İyi günler. İyi günler. Yine bekleriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.